Helal Asad'da İslam doğrusu okuşu, İslami antropolog, cüda uzak yıllar İslam üstüde işleyen alım. Şu bilen bir gün cüda kuvvet bana aligi devletler, Müslüman devletlerde de yaşayıp, her hal İslam, aligi Müslümanla içinde yaşayıp, ulanı dinini urgenyen aligi alım hesablanadılar. Helal Asad'da en kımmatbaha argümentlerden bittesi, Aligi İslam'da İslami an-analarını yok ki İslam madaniyatını xilma-xilligi bilen bağlıq bo'lgan bir argument. Ula aytadilar ki İslam madaniyatını tushunish uchun uni xilma-xil bo'lgan mana shu madaniyatlardan tashkil topganligini tushunishimiz kerak deydilar. İslami madaniyat bu İslam kadar tarixga ega bo'lgan, ya'ni İslam boshlanishidan beri İslam kadar tarixga ega bo'lgan İslam ameliyatının şekli ve maksadı hakkında düşünce beradigan nutuklardır deyirler. Hoş biz İslam madaniyatı deyende ne mani düşünemez desek, İslam madaniyatı deyende bana her günlük hayatımızda haligi kanaka yaşayışımızdı, kanaka İslamlı düşünüşümüzdü, yok ki İslami amellerimizdi, İslam tarihi doğrusu ne mani bilişimizdi ve kiyinini qanchalik biz o'sha haligi keyini to'g'risida qanchalik fikrda bo'lishimizni biz islom madaniyati deymiz. Bular ham xuddi shu fikrda aytyaptilar. Aytyaptilarki, islomda madaniyatlar xilma-xil. Har bitta madaniyat islomni o'zicha talqin qiladi. Qanaqa talqin qiladi desa, o'sha o'zi yashayotgan muhitdan kelib chiqib İslam'ın tarihi kançalik, yani İslam tarihi bilen barobar, yaşıdan bilen barobar, İslam'ın kançalik düşünüşü ve kanaka düşünüşü bilen bağlıq bugün düşünceli, uşa zaman uçun, uşa adamla uçun İslam madaniyatını keltirip çıkaradı deyaptılar. Lekin antropolog sıfatı da deydiler, biz İslam'ın bitti yine madaniyatını düşünüşke haksızmız. Yani biz şunca şunaka düşünüşümüz gerek ki, İslam juda ko'p yuzlab minglab madaniyatlardan iborat va har bittasi o'zini İslam tarixi bilan bog'laydi. Mana misol uchun buni tushunish uchun qanaqa tushunish mumkin desa, mana Afrikada ham haligi musulmonlar yashaydi. Bular aynan o'sha joylarda ham borib musulmonlarning ichida yashab, ularning madaniyatini o'rgangan olimlar hisoblanadilar. Talal Asad aytadilarki, mana misol uchun qora kiyinadi, ilk mana yuzi ham yopilgan bo'ladi. Juda ko'p o'sha haligi afrikalik musulmonlarni. Ularni xuddi shu hayot tarzi normaga kirib qolgan, me'yorga kirib qolgan. Demak, mana shu me'yorga kirib qolishiga sabab bo'lgan islomiy tarix bor. Ya'ni ular o'zicha mana shuni qanaqa kelib chiqqanligini va qaysi tarix bilan bog'liqligini sizga aytib beradi bo'lsangiz. Nima uchun shunaqa yashaydi? Ular uchun nimaga kerak? Ba'zi bir holatlarda haligi islom madaniyati o'sha davr, zamon va o'sha odamlarning hayot tarzidan kelib chiqqan. Har xil islom madaniyatlarini bo'lishi noto'g'ri emas. Ya'ni biz o bizning milliy narsamiz emas bu deymiz, lekin biz o'ylab ko'rishimiz kerakki, islom madaniyati deganda juda ko'p har xil madaniyatlarni tushunishimiz kerakki, faqat bizni qaysi madaniyatda amalda yashayotganligimiz shulardan bittasi ekanligini tushunib yashashimiz kerak. Shundagina mana balki haligi boshqa madaniyatlarni ham borligi, ularni ham o'zini tarix bilan bog'langan joylari borligi va o'sha tarixni o'zicha tushuntirib berishi, har kungi qiladigan amallari, islomni qanaqa yashashini o'ziga xosligi juda ham bir murakkab protsess deb tushuntiradilar.